Değerli valim, kıymetli başkanım, değerli rektör. Ve bunun sonuçlarını biz 2014 yılında Büyükşehir Belediye Başkanı olunca önce GASMEK bünyesinde Abdullah Bey'in başında olduğu Aile İl Müdürlüğü ile birlikte başladık. Baktık ki çok küçük bir dokunuş aileyi çok hızlı bir şekilde derliyor, toparlıyor. Bilimsel yaklaşıldı, hocalarımızla çalışıldı. İlk çalıştığımız hoca Nevzat Tarhan hocamızdı. O da inşallah salı günü programımıza geliyor. Bu 7 çok geçten başlayan ergenlik döneminden daha evlenmeden önce çocuklarımızın evliliğe hazırlık dediğimiz aşamalarda neler yapılması ve neler yapılmaması gerekiyor. Çocuklarımız evlendiği zaman karşıdaki sorunu çözme kapasitesini artıracak bilimsel destekler verilince yuvanın devam ettiğini gördük. Bu yuvalar devam ettiği sürece de mutlu yuva olunca mutlu aile, mutlu şehir, mutlu millet oluyoruz. Bu küçük dokunuşun ne kadar önemli olduğunu görünce bugün çok daha güçlendirilmiş bir protokole dönüştü. Biz yeni nesil belediyecilikte artık altyapı, konut hepsi çok önemli ama insanı merkeze alan, aileyi merkeze alan bir bakış açısıyla çalışıyoruz ve inşallah bu model, inanıyorum ki Türkiye bir model olacak ve inşallah bu mutlu yuvalar çoğaldıkça büyük millet olarak yolumuza devam edeceğiz. Türkiye yüzyılı, aile yüzyılı olacak. Burada katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'ye Sayın Bakanımız söylediği gibi önderlik edecek çok özel imzalar için bir aradayız. Bugün Gaziantep'te bir ilk yaşanıyor. Ve ümit ediyoruz ki bu planlamayı yaparken yaptığımız ön çalışmalarda belirttiğimiz hedeflere, yapmaya niyetlendiğimiz işlere ve almayı hedeflediğimiz sonuçları düşündüğümüzde gerçekten ülkemize önderlik edeceğimiz bir ilkin imzalarını Gaziantep'te inşallah birazdan atacağız. Belki prototipini yapmış olduğu bir çalışmayı çok daha güçlendirerek bir aile akademisi işbirliği protokolüne dönüştürerek önemli bir adıma atıyoruz. Niye yapıyoruz? Buradaki herkes ve eminim bizi izleyen herkes bizim şu felsefemize ve özlü sözümüze katılıyordur. Devlet büyük bir ailedir, aile küçük bir devlettir. Her ikisini de iyi idare ettiğinizde, sağlam temeller üzerine inşa ettiğinizde ve devam ettirdiğinizde çok sağlam bir toplumunuz ve çok güzel bir geleceğiniz olur. Az önce arkadaşlarım belirttiği gibi Türk toplumu tarihin sapladığı ilk varoluşundan itibaren aile özel bir yere sahip olmuştur. Aile tüm toplumun kültürel yapısını taşıyarak bugünlere kadar gelmesini sağlamıştır. Bundan sonraki yıllarda da inşallah bu temel yaşını, temel taşın yapısını korumak hepimizin görevi olacaktır. Bu verici bir akademi bu işin doğrusu ve Türkiye'ye model olması gereken bir iş çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. El birliğiyle, iş birliğiyle. Zaten burada toplanmamız da onu gösteriyor. Bu toplantı, bu imzalar aynı zamanda bize çok büyük bir sorumluluk, büyük bir yükümlülük getiriyor, yüklüyor, beraberinde getiriyor. Dolayısıyla bunu en üst düzeyde sürekli istişare içerisinde elimizden gelen bütün gayreti sarf ederek ayağa kaldırıp Türkiye'ye örnek bir model oluşturmak hepimizin birinci vazifesi olacaktır. İşin bilim tarafındayız. Ailenin önemi zaten hepimiz biliyoruz ve vurgulandı. Biz başta kadın ve aile araştırma uygulama merkezimiz olmak üzere bu konuda yapılacak bilimsel araştırmalara, yapılmış bilimsel araştırmaların da bu akademi işbirliği protokolünün içerisinde yer alacak ve çalıştırılacak modele entegrasyonu için var gücümüzle çalışacağız. Sana zahmet, sen de biraz. Şimdi